Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yazılı dönemi geldi çattı ve tabii ki biz de çalışmalarımıza başladık hiç boşluk vermeden. Şimdi 10. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Öncelikle bir neler yaptık, neler öğrenmiştik, şunları şöyle bir hatırlayalım. Nelere çalışmamız gerekiyor? Tekrar bir gözden geçirelim. Şimdi öncelikle kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplama ünitesi üzerinde uğraştık, çalıştık, dilindik ve bilmemiz gereken olarak karşımızda neler duruyor? Öncelikle kimyanın temel kanunları kısmını gördük. Burada 3 tane temel kanundan bahsettik. Kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu dedik. Ardından mol kavramını enine boyuna inceledik. Tarihsel sürecinden bahsettik. Bağlı atom kütlesi ne demek? Bundan biraz bahsettik. İzotop atomlardan bahsettik ve en geniş anlamda tabii ki mol ile ilgili hesaplamaları yaptık. Ardından da kimyasal tepkimeler ve denklemle ilgili tepkime türleri karşımıza çıkabilecek kısımlar arasında yer alıyor arkadaşlar. O zaman boşluk bırakmadan şöyle konuları da hatırlaya sorularımızı çözelim. Karşımıza kütlenin korunumu kanunu ile ilgili böyle bir soru çıkabilir. Grafik soruları en sevdikleri soru tipidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ne soruyormuş peki soru bize? X, Y, Z ve T maddelerinin yer aldığı bir tepkimede kütlenin zamanla değişimini veren grafik yandaki gibidir diyor. Buna göre grafikte yer alan M değerini bulunuz. Şimdi X, Y, Z, T maddelerinden bizim önceliğimiz ne olsun? Hangi maddeler girenler, hangi maddeler ürünler? Yani tepkimeyi genel anlamda şöyle bir yazacak olursak bakıyorum. Hangileri tükenmiş? T maddesinin kütlesi azalmış. Y'nin kütlesi azalmış. Demek ki bunlar tepkimenin girenleri olacak. Y artı T tepkimenin girenler kısmında olacak. Ürünlerde neler var peki? X oluşuyor, bir de Z oluşuyor. O zaman X ve Z'yi de biz bu tepkimenin oluşanlarına yazabiliriz. Şimdi kütlenin korunumu kanunu bize ne diyordu? Girenlerin kütleleri toplamı oluşanların, ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmalı. Ürünlere baktığımız zaman 10 gram X oluşmuş. Hemen yazdım. Artı Z'den ne kadar oluşmuş? Başta sıfırmış, 30'a çıkmış, dolayısıyla 30 gram da Z oluşmuş. Bu eşit olmalı neye? Girenlerde harcanan maddelere. Şimdi Y'den ne kadar harcanmış? Bakıyorum. Başta M gram Y varmış. 20'ye düşmüş. Demek ki harcanan miktar M-20'dir diye ifade edebiliriz. M-20 kadar Y'den harcanan madde var. Z, T'den ne kadar harcanan var peki bakıyoruz. M'den 30'a düşmüş. O zaman M-30 kadar da bundan harcandığını varsayabiliriz. O zaman bu iki toplamın birbirine eşit olması için ne diyeceğiz? Burada 2M-50 eşit olacak 30 artı 10'dan 40'a. 50 attık karşıya, 2M değeri 90'a eşit oldu. M değerini biz 90 bölü 2'den 45 olarak bulduk. Demek ki buradaki M değerimiz 45'miş dedik. Ve hiç zaman kaybetmeden bir diğer sorumuza geçtik. X ve elementlerinden oluşan bir bileşik için bileşik kütlesinin X kütlesiyle değişimini veren grafik yandaki gibiymiş. Buna göre bileşikle ilgili bazı soruları cevaplamamızı istiyor. Bileşik için X ve Y kütleleri arasındaki kütlece sabit oranı bulmamızı istiyor bizden. Bu gayet basit bir soru karşımıza çıkmış. Ne yapacağız? Hemen diyeceğiz ki MX bölü MY'den bahsediyorsak, yani bu bileşiği oluşturan X kütlesinin Y kütlesine oranı diyorsak, hemen bakıyoruz X'ten ne kadar kullanıyormuşum? 7 gram kullandığım zaman buna karşılık bileşik kütlesi 25, yani toplamları 25 gram oluyormuş. Yani burayı ben Y'nin kütlesi için 25 eksi 7 olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla ne geldi cevabım? 7 bölü 18 benim buradaki bileşiğimin X ve Y kütleleri arasındaki sabit oranımmış. 75 gram bileşikteki X ve Y kütlelerini bulunuz diyor. Burada basit bir oran orantı hesabı beni kurtaracaktır. Diyeceğim ki 25 gram bileşiği oluşturmak için Y gram, 7 gram X kütlesi kullanıyorsam, 75 gram bileşik için 7 gram X kullanıyorsam, pardon 25 gram için, burada 25 olarak vermiş tabii ki bize, 75 gram için ne kadar X'e ihtiyacım var? Bu bunun 3 katı, o zaman 7'nin 3 katı kadar da X'e ihtiyacım olacaktır. Yani buradaki A değerini ben 21 gram olarak bulacağım. 21 gram X lazım. Buna göre Y'den ne kadar lazımdır? Aynı işlemi orada da yapabilirim. 25 gram bileşik için ben eğer 18 gram Y kullanıyorsam, ki burada zaten buldum bunu, 75 gram için ne kadar kullanırım deyip buradan B değerini hemen tabii ki içler dışlar çarpımından, yani
25'in 3 katı olduğuna göre 18'in 3 katıdır deyip bunu 54 gram Y olduğunu ifade edebilirim. Veyahut başka bunu nasıl yapabilirim? Şimdi bu 75 gram bileşiğin 21 gramı X ise geri kalan 54 gramı Y'dir gibi daha da basitten bu sonuca ulaşabilirim. Geçiyoruz o zaman 18'er gram X ve Y kullanılarak elde edilebilecek maksimum bileşik kütlesini soracak olursa ne yapacağız? Yani bana ne diyor? X ve Y'den kullanıp ben belli bir bileşik oluşturuyorum. Bileşik kütlesi oluşturuyorum. Şimdi burada şu sabit oran bana neyi veriyor? Diyor ki 7 gram X kullanıp buna karşılık 18 gram Y kullanırsan 25 gramlık bir bileşik elde edersin. Ancak ben sana diyorum ki en başta ikisinden de 18'er gram aldığın zaman ne olur? Şimdi bunların en başta hiç yok tabii ki. İkisinden de 18'er gram aldığım zaman şu oran bana ne diyor? Diyor ki eğer sen Y'den 18 gram harcarsan X'ten ancak 7 gram harcayabilirsin. Bunun dışında harcama şansına sahip değilsin. Çünkü bileşenler arasındaki oran budur. Buna karşılık olarak o zaman Y'nin tükendiğini görüyoruz. X'ten 18'den 7 çıktı. 11 gram artan madde olduğunu görüyoruz. Bileşiğin kütlesi ne olacak peki? Kütlenin korunumu kanunda. Bundan 7 gram harcadım. Bundan 18 gram harcadıysam ikisinin toplamı kadar yani 25 gram kadar bileşiğin oluşmasını bekliyorum. Dolayısıyla elde edebileceğim maksimum kütle 25 gram olacak. Çünkü 25 gram bileşik ortaya çıktığı zaman Y tükeniyor, bitiyor. Y bittiği için devamını üretme şansına sahip olamayacağım. Hemen katlı oranlar kanunundan biraz da bahsedelim o zaman. Katlı oranlar kanununa bakabilmek için bazı şartlar vardı. Şimdi her bileşik çifti arasında ben katlı orandan bahsedemezdim. Mesela bana katlı oran nedir diye sorsa bile diyeceğim ki bir bileşik çifti arasında ben katlı orana bakabilmem için bu bileşik çiftinin sadece iki tane elementten oluşması lazım. Yani bileşik yapısında üçüncü bir element varsa burada katlı oran aranmaz diyorduk. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu iki bileşik arasında olmayacak. Geliyoruz ikinci bileşiğe. Diyorduk ki aynı elementlerden oluşması gerekiyor ki iki bileşiğinde ben orada katlı orandan bahsedebileyim. Ama burada flora karşılık burada klor var. Dolayısıyla burada da katlı oran aramayacağız diyorduk. Üçüncü bir kuralımız daha vardı. Katlı oranı asla bir bulmamalıydım. Yani basit oranlar, formülleri birbirinden farklı olmalıydı. Oysa ki CH6'yı ben en basit haliyle yazacak olursam CH2 şeklinde yazarım. C4H8'i de en sade, en basit haliyle yazarsam yine CH2'yi elde ederim. İkisinin basit formülü birbiriyle aynı olduğu için ben burada katlı oran hesabı yapsam bile bir bulurum. Dolayısıyla bir bulduğum anda da katlı oran yoktur derim. Arkadaşlar buna dikkat edin. Katlı oranı bir bulmamanız lazım asla. Geliyoruz burada artık katlı orandan bahsedeceğiz. Şimdi elimizde ne var? C2 H6 bileşiği var. Bir de C3 H8 bileşiği var. Şimdi katlı orandan bahsetmek için elementlerden birinin kütlesini birbirine eşitleyip diğerleri arasındaki orana bakmam gerekiyordu. Şimdi burada 2'ye 3 var. Karbonları eşitleyecek olursak mesela. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişleteceğiz ki karbonların eşitliğini sağlayabilirim. O zaman ne oluyor? 3 ile genişlettiğimiz zaman C6 H18 oluyor. Burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman C6 H16 oluyor 2 ile genişlettiğim için. Şimdi karbonlar birbirine eşit olduğu için ben artık H1 bölü H2 yapabilirim. Yani birinci bileşikteki hidrojen kütlesinin ikinci bileşikteki hidrojen kütlesine oranını söyleyebilirim. O da 18 bölü 16 geliyormuş. Yani sadeleştirirsek 9 bölü 8 yazacağız. Soru şöyle de gelebilirdi bize. Karbonların eşit kütlede karbon kullanıldığı zaman hidrojenler arasındaki katlı oran ne olur deseydi 9 bölü 8. Tam tersini sorsaydı hidrojenleri sabit tut karbonlar arasındaki orana bak deseydi de bunun çarpmaya göre tersi olacaktı. Bu sefer de 8 bölü 9 diyecektim. Bu haliyle sorduğu zaman bir hoca olarak karşıma 9 bölü 8 de gelse 8 bölü 9 da gelse ben doğru olarak kabul ederim. Çünkü katlı oranı kaç olduğunu elementin türünü belirtmeden sormuşuz burada. Devam edelim o zaman. Katlı oranı nerede arıyoruz, nerede aramıyoruz bunu da öğrendiğimize göre, hatırladığımıza göre bir XY2 bileşiğinin kütlece %50'si X elementinden oluşmaktaymış. Buna göre iki tane soru sormuş bize. Şimdi böyle bir bilgi geldiği anda ben burada atom kütleleri arasındaki oranı hesaplayabilirim. Böyle bir bilgiye ulaşabilirim. Nasıl ulaşacağım peki? Bana demiş ki XY2 bileşiğinde böyle. Yani XY2 bileşiğinden bahsediyorsam burada aslında bir tane X'in İki tane Y'ye oranından bahsediyorumdur. Burada kütlece %50'sinin X'ten oluşması demek ne demek? Geri kalan %50'sinin de Y'den oluşması demek. Yani bunlar arasındaki oran 50'ye 50. Dolayısıyla 1'dir diyebiliriz.
O zaman ben ne derim? X bölü Y. En önemli bilgiye ulaştım. Yani X ve Y atom kütleleri arasındaki orana ulaştım. Bu da ne yapıyor? Şu 2'yi karşıya çarpı olarak atıyorum ve 2 olarak buluyorum. Yani bu ne demek? Demek ki X, Y'den bahsedersem ben X, Y bileşiğinde 2 gram X'e karşılık 1 gram Y gelecektir. Yani X, Y bileşiğinde MX bölü MY yazacak olursam, X kütlesinin Y kütlesine oranını yazacak olursam diyeceğim ki 2 gram X'e karşılık 1 gram Y geliyor. O zaman bunlar arasındaki sabit oran budur diyeceğim. Şimdi 48 gram bileşiğinde kaç gram Y elementi bulunur? Hemen bakıyorum, diyorum ki bak 2 gram X, 1 gram Y, toplamda 3 gram Y bileşik varsa, 3 gram X, Y bileşiği varsa bunun 1 gramı Y'dir sadece. Buna göre eğer 48 gram X, Y bileşiğinden bahsediyorsam kaç gramı Y'den oluşur? Yine basit bir oran orantı sorusu oldu. 3'ün 16 katı 48 olduğuna göre 1'in 16 katı da bana A değerini verecektir. Yani benim elimde 16 gram Y olacaktır diyeceğim. Güzelce ve diğer şıkka geçeceğim. Şimdi 48'er gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X, Y 3 soruyor bu seferde. Şunlara dikkat arkadaşlar. Burada X, Y 2 vermişti. Sonra X, Y verdi. Sonra da X, Y 3 verdi. Bu tarz sorular geldiği zaman hemen X bölü Y oranını, yani atom kütleleri arasındaki oranı bulmam gerekiyor. En önemli nokta burası olacak benim için. X, Y 3'ten bahsediyorsam o zaman buradaki MX bölü MY değeri ne olur? Hepsinde farklı olacak bu değer. Bu sefer kaç tane X var? Bir tane X var. Kaç tane Y var? 3 tane Y var. Az önce X, Y olduğu için direktmen 1 yani Y'yi 1 olarak aldım. Bu sefer diyeceğim ki oran neydi? X bölü Y 2 idi. O zaman 2X'den gelecek. Y yerine de 1 yazabilirim bu formülden. Dolayısıyla 2 bölü 3 benim buradaki oranım olacak. Yani bu ne demek oluyor? X ile Y birleşiyor. X, Y 3 bileşiğini oluşturuyor. Bu oluşum sırasında 2 gram X kullanırsam 3 gram Y kullanıyorum. Ve buna karşılık tabii ki toplamları kadar 5 gram X, Y 3 bileşiği elde ediyorum. Soru bana diyor ki eğer İkisinden de başta 48 gram alsaydım ne kadar bileşik elde edebilirdim? Az önce çözdüğümüz bir soruya çok benziyor. Bundan başlangıçta yoktur. Şimdi diyoruz ki eğer ben bundan 48 gram kullanırsam, yani 3'ün 16 katı kadarını kullanırsam, X'in de, daha doğrusu 2'nin de 16 kadarını burada kullanmam gerekiyor. Yani 32 gram burada kullanacağımı anlıyorum. Dolayısıyla diyeceğim ki 48-32'den 16 gram burada artan var. Y'nin tamamını tüketmiş oldum. X, Y 3'ten ne kadar oluştu? Kütlenin konumu kanunu, yani toplamları kadar. Dolayısıyla 80 gramlık bir oluşum olduğunu görüyorum. Buradaki cevabım da 80 gram olacak. Maksimum elde edebileceğim bileşik kütlesi 80 grammış demek ki. Hemen bakalım bir tane de katlı oranlar kanunu ile ilgili şöyle grafik sorusu çözelim. En yoğun olarak sorulan sorulardan birisi oluyor. Soru tiplerinden birisi oluyor bu grafik soruları katlı oranlar kanununda. Şimdi iki tane bileşik vermiş bize. X ve elementlerinden oluşan iki bileşikmiş. İkisini de oluşturan elementler aynı oluyor. Ait grafik yandaki gibidir. Y kütlesiyle X kütlesi arasındaki orantıyı veriyor bana. İkinci bileşiğin formülünü vermiş. Buna göre birinci bileşiğin basit formülü nedir diyor. Şimdi ikinci bileşiğe baktığım zaman. İkinci bileşik 2 tane X ile 4 tane Y'den oluşuyor. Dolayısıyla ben bunların oranını X bölü Y oranına, yani atom kütleleri arasındaki orana ulaşmak için kullanabilirim. Bu 2X bölü 4 Y'yi bana nasıl vermiş? İkinci bileşik için dediğine göre buradaki X'in kütlesi 6 iken Y'nin kütlesi ancak 1 oluyormuş. Dolayısıyla ben X bölü Y'yi hesaplayacak olursam, şimdi şu 2 ile şu 6'yı sadeleştirelim. Burada 3 kalsın. 4'ü karşıya çarpı olarak atayım ve 12 olarak bulayım. Yani X'in atom kütlesi Y'nin atom kütlesinin 12 katıymış. Birinci bileşiğe geldiğimiz zaman, şimdi birinci bileşiğin de X ve Y'den oluştuğunu biliyorum ama şuralara yazacağım sayıları bilmiyorum. O yüzden XA, YB şeklinde ifade edeyim. Ben burada MX bölü MY, yani bu bileşiğin kütlesini oluşturan X kütlesinin Y kütlesinin oranını hesaplayacak olursam diyeceğim ki A tane X'in B tane Y'ye oranı ben buradaki kütleler arasındaki oranı verebilir. Şimdi X bölü Y değerini de biliyorum. X bölü Y 12'ymiş. Dolayısıyla A bölü, daha doğrusu 12 A bölü B değeri bana buradaki grafik üzerinden okuyacağım kütleler arasındaki oranı verecek. Şimdi birinci bileşik için 12 gram Y varsa
X varsa diyor ki 3 gram Y vardır. Oran bu şekildeymiş. Hemen A bölü B oranını buradan hesaplayabilirim. 12'ler sadeleşti. A bölü B değeri 1 bölü 3 oldu. E ben zaten basit formülü arıyordum. X A, Y, B bileşiğinden bahsettiğime göre demek ki A yerine ben burada 1'i yazabilirim. Yani herhangi bir şey yazmadan geçebilirim. Y'nin altındaki B gördüğüm yere de 3 değerini yazabilirim. Benim bileşiğimin basit formülü de bu şekilde karşımda olur. Hemen bakalım şimdi mol kavramından bahsetmeye başlayalım artık biraz. 0.2 mol SO3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. 0.2 molmüş. Bana direktmen SO3'ün kendi mol sayısını söyledi. Kaç tane SO3 molekülü içerir? Şimdi molden taneye gidiyorsam şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Avogadro sayısı bizim için çok önemliydi. Avogadro sayısını biz NA ile de ifade edebiliyorduk ve 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına eşitti. Dolayısıyla 0.2 mol diyorsa ben bunu 0.2 NA şeklinde ifade edebilirim. Soruya bunu cevap olarak yazabilirim. Veyahut NA yerine ne yazabiliyordum? 6,02 çarpı 10 üzeri 23. O zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü ben 0,2 ile çarparsam ne olur? Bunun iki katını alıp ona bölmek gibi düşünebiliriz. İki katını alırsak 12,04 yapacaktı. Ona bölersek 1 virgül kayarız. Dolayısıyla 1,204 çarpı 10 üzeri 23 dediğimiz zaman bu da tane sayısını bize verecektir. Aynı şeyi ifade etmiş olduk. Kaç mol oksijen atomu içerir diyor. Şimdi yapıya baktığım zaman bir tanesinde 3 tane oksijen atomu var. Benden kaç mol olduğunu soruyor. Yani diyeceğim ki 1 molünde 3 mol oksijen atomu vardır. Buna göre 0.2 molünde kaç mol oksijen atomu bulunur gibi basit bir oran orantı hesabı yapacağım. Buradan ne gelecek? X değeri 3 çarpı 0.2 gelecek. Yani 0.6 mol oksijen atomu bulunduğunu ifade edeceğiz. Toplam kaç tane atom içerir diyor. Şimdi bu sefer şuna dikkat arkadaşlar. Burada tane sordu. Burada mol sormuştu. Diyeceğim ki bunun yapısında şimdi 1 molünde kaç tane toplam atom var? Hemen bakıyorum. Bir tane kükürt, 3 tane oksijen var. Dolayısıyla 4 mol atom var. Buna göre kendisi 0.2 mol olduğuna göre kaç mol atom vardır diyeceğim. Y diyelim. Önce bir mol cinsinden bulalım. Sonra da tane cinsinden bulabiliriz. Y değeri neye eşit olacak buradan? 4 çarpı 0.2'den 0.8 mole eşit olacak. Şimdi molü nasıl belirtiyorduk peki? Biz bunu 0.8 NA tane şeklinde ifade edebilirdik. Veya 0.8 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gibi bir işlemle de bunu yine bulabiliriz. Geçelim bir de kaç gramdır ifadesini sonuçlandırmaya. Kaç gramdır diyorsa biz hemen bunun bir molekül kütlesini bulmamız gerekiyor. SO3 molekülünden bahsettiğimize göre kükürdün kütlesini 32 vermiş ve her birinde bir tane kükürt var. Dolayısıyla 32 artı 3 tane oksijen var ve her bir oksijenin kütlesinin 16 olduğunu bana söylemiş. Buradan ne geliyor? Tabii ki 80 geliyor. Bu ne demek oluyor? Bunu bulduğum anda şu demek. 1 mol SO3 80 gram kütlesine sahipmiş. Benim elimde kaç mol vardı? 0.2 mol vardı. Bunun kütlesi nedir? Buna da Z diyelim. Hemen yine basit bir şekilde oran orantı hesabı yapıyoruz. 80 çarpı 0.2 ne yapıyor? Tabii ki 16 gram yapıyor. Demek ki elimizdeki SO3'ün kütlesi 16 grammış diyoruz. Mol kavramından devam ediyoruz boşluk vermeden. Mol kavramında önemli bir nokta da izotop atomlardı. İzotop kavramıydı. İzotoptan yola çıkarak ortalama atom kütlesini hesaplamamız gerekiyordu. Ortalama atom kütlesini nasıl hesaplıyoruz peki? Şimdi doğada bazı izotoplar oluyor ve bu izotopların kütlelerinin doğada bulunma yüzdelerini de baz alarak ortalamalarını hesaplıyorduk. Yapacağımız işlem şuydu. Birinci izotopun yüzdesi çarpı birinci izotopun kütlesi artı ikinci izotopun yüzdesi çarpı ikinci izotopun kütlesi kaç tane varsa hepsini yazıyoruz. Bölü 100 dediğimiz zaman bu bizi ortalama atom kütlesine ulaştırıyor. O zaman bu formülü hemen uygulayalım. Galyum elementinin doğada 69 ve 71 atom kütleli iki tane izotopu varmış. Bunlardan 69 olanın kütlece doğada bulunma yüzdesi 60'mış. Buna göre hemen diyorum ki birincinin nedir? Kütle numarası 69 çarpı doğada bulunma yüzdesi 60'mış. Artı dedim. İkincinin 71
çarpı doğada bulunma yüzdesine peki 60'a buna ait olduğuna göre geri kalan 40'ı da 71 kütleli olana ait olacak. Bölü 100 dediğimiz zaman sonuca ulaşacakmışız. Buradan ne gelecek peki? 72,5 gibi bir kütleye sahip olacak atom kütlesi olarak da, ortalama atom kütlesi olarak da bunu kullanıyor olacağız. 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Şimdi 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içeren CH4 gazı ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız diyor. Şimdi burada ne yapacağız biz? Tanecik sayısı ile mol kavramı arasındaki ilişkiyi bir kurmamız gerekiyor. Bu ilişki neydi peki? 1 mol tanecik, türü ne olursa olsun fark etmez, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek oluyordu. Peki benim elimde 1,204 çarpı 10 üzeri 24 tane tanecik varsa bu kaç mole denk geldi? Hemen bakıyorum. Şimdi 12,04 6,02'nin 2 katı. 23'te 24'e dönüştüğüne göre, yani şuradaki virgülü ben buraya kaydırarak bunu bir azaltabilirim. Dolayısıyla 23'ler birbirine götürebilir. Yani şunu söyleyebilirim. 1,204 çarpı 10 üzeri 24 artı 0,2 çarpı 10 üzeri 23'ün 2 katıdır. Dolayısıyla buradaki x değerini ben 2 olarak bulurum. Yani benim metanım 2 mol atom içeriyormuş. Şimdi o zaman kendisinin mol sayısı nedir? Bakıyorum hemen, bunun 1 molünde toplamda kaç tane atom var? 4, bir tane karbon, 4 tane hidrojenden toplamda 5 mol atom içerdiğini görüyorum. Benim elimdeki toplam 2 mol atom içerdiğine göre kendisi kaç moldür diyelim. Bunu da Y ile ifade edelim. Bunu bulmam gerekiyor. Dolayısıyla Y değerine eşit olacak 2/5. Yani 0,4 mole eşit olacak. Kendisi 0,4 molmuş. Buna göre kaç gramdır diyor. Kütleyi bulurken ne yapıyorduk? Önce bir atom kütlesini hesaplıyoruz. Daha doğrusu molekül kütlesini hesaplıyoruz. CH4 dediğimiz bir tane karbon var. 12 oradan gelecek. 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1 de oradan gelecek. 16 olarak bulacağız. Bu ne demek? Bunun 1 molü 16 grammış. Buna göre elimizde 0,4 mol olduğuna göre, bunu da Z diyelim, 0,4 molün kaç gram olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki Z değerine eşit olacak? 16 çarpı 0,4'e eşit olacak. 4 çarpı 16 kaç yapıyor? 64. Dolayısıyla 1 virgül kaydırdığımız zaman 6,4 gram olarak bunun kütlesini hesaplayabiliriz. Gelelim normal şartlar altında kaç litre hacim kapladığına. Burada şunu yapıyorduk. 1 mol gaz, türü ne olursa olsun hiç fark etmiyor bizim için. Eğer normal şartlar altında diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bizim elimizde kaç mol gaz var? 0,4 mol gaz var. Bunun kaç litre hacim kapladığını soruyor. Bunu da T ile ifade edelim. T değeri 22,4'ün 0,4'te çarpımına eşitmiş demek ki. Hemen çarpalım. 4 kere 4 16'dan 6 geldi. 4 kere 2 8. 1 ekledik 9 geldi. 4 kere 2 8 yazdık buraya. O zaman ne yapıyoruz? Bir de virgül kaydıracağız. 89,6 bulmamız gerekiyordu. 0,4 ile çarptığımız için virgülü kaydırdık. 8,96 litre olarak bulduk. Hemen geçiyoruz oda koşullarındaki hacmini hesaplamaya. Bu sefer de diyecektik ki 1 mol gaz, yine türü ne olursa olsun, eğer oda koşullarında diyorsa 24,5 litre hacim kaplıyordu. Elimizde 0,4 mol gaz olduğuna göre bunun hacmi nedir diyeceğiz. Bunu da K türünden ifade edelim. K dediğimiz değer bu sefer 24,5'ün 0,4 ile çarpımına eşit olacak. Şimdi 24,5'u 2 ile çarptığın zaman 49 oluyor. Bir daha 2 ile çarparsak, yani 24,5 çarpı 4 dersek ne gelecek bizim karşımıza? 98 gelecek. Bir virgül kaydırırsak bunun 9,8 litreye eşit olduğunu hesaplamış olacağız arkadaşlar. Yine molden devam ediyoruz. Mol ile ilgili başka ne gelebilir? Metan bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları yine yanıtlayınız diyor. Metan bileşiği dediği için biz hemen karşımıza bir bunun molekül kütlesini hesaplayarak başlayalım. CH4 dedik. Karbondan 12 geliyor. Hidrojenden 4 çarpı 1 geliyor ve bunun kütlesi 16 oluyor. Yani 1 molü 16 grammış arkadaşlar. 3 molü kaç AKB'dir diyor. Şimdi şunu bir hesaplamamız gerekiyor. Bunun 1 molü 16 gramsa 3 molü kaç gramdır diyelim X'in. Şimdi 3 katı olduğuna göre 16'nın 3 katı 48 grama eşit olması gerektiğini hesapladık. Ama bizden ne cinsinden istiyor? AKB cinsinden istiyor. Arkadaşlar şu geçişi unutmuyoruz. Gram demek atomik kütle biriminin
Avogadro sayısıyla çarpımı demektir. Dolayısıyla eğer bizden mol cinsinden bir şeyler verip AKB cinsinden bir değer istiyorsa bu gram yerine şu ifadeyi yazmamız demek oluyor. Yani 48 Na AKB'ye eşittir dememiz gerekiyor. Bu sefer ne diyor? Bakın iki tanesi kaç gramdır diyor. Bu sefer de eğer bir yerde tane diyorsa AKB cinsinden kütleye gitmemiz lazım. Mol diyorsa gram cinsinden kütleye gitmemiz lazım. Tane deyip gram diyorsa bu sefer Na'ya bölmemiz gerektiğini anlayacağız. Diyeceğiz ki bunun bir tanesi 16 AKB'ymiş az önce hesapladığımız gibi. Tanenin karşılığı AKB'dir çünkü. İki tanesi Y diyelim buna. Kaç AKB'dir diye bir işlem yapacak olursak buradaki Y değeri ne bulacağız? İki katı olması gerektiğine göre 32 AKB olarak bulacağız. Ama bizden gram cinsinden istiyor. Bunu unutmuyoruz. 32 AKB kaç grama eşittir? AKB'den grama nasıl geçiyormuşum? Gram bölü Na şeklinde bulabiliyormuşum. Yani buradaki AKB yerine gram bölü Na yazmak istersem ne yaparım? 32 Na, 32 bölü Na gramdır derim ve sorumu güzelce çözmüş olurum. 16 Na AKB'si kaç tane atom içerir diyor. Şimdi biz neyi biliyoruz? 1 molü 16 gramdı. 16 gram demek aslında 16 Na AKB demek değil miydi? Az önce şu formülden çıkarttığımız üzere. Dolayısıyla 1 molü Na AKB, 16 Na AKB olduğuna göre aslında burada bizden 1 molden bahsediyormuş. 1 molünün kaç mol atom içerdiğini söylüyor bize. Kaç tane atom içerdiğini soruyor bize. Şimdi 1 molü hemen bakıyorum CH4 olduğuna göre bir tane karbon 4 tane hidrojenden 5 mol atom içerir diyoruz. 1 mol 5 mol atom içerdiğine göre bunun tane cinsinden ifadesi ne olacak? 5 çarpı Na tane atom içerdiği anlamına gelecek arkadaşlar. 5 çarpı Na. Bunu bizden nasıl isteyebilir başka? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile 5'i çarpabilirim. Avogadro sayısını yani yerine yazabilirim. Bu da bizi hangi sonuca getirecektir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü 5 ile çarpmak ne demek oluyor? 2'ye bölüp 10 ile çarpmak demek oluyor aslında. 6,02 ne olur o zaman? 3,01 olur. 10 ile çarparsam ne olur? 10 üzeri 23'te 24 olur. Bu kadar tane atom olduğunu anlayabilirim. Aynı ifadeyi vermiş oldu bana. Bir de tepkime türlerinden bahsedelim o zaman. Aşağıdaki tepkimeleri türleriyle eşleştirmemizi istiyor. Şimdi çözünme çökelme tepkimesi ne demektir? Bunlardan gidelim. Çözünme tepkime, çökelme tepkimesi suda çözülmüş iki tane tuzun birleşerek suda çözünmeyen katı hale gelen kristallenen bir tuzu oluşturmasıydı. Tıpkı dördüncü tepkimede gördüğümüz gibi gümüş nitrat tuzuyla sodyum klorür tuzu suyun içerisinde çözündükten sonra birleştirilirse birinden katyon diğerinden anyon gelerek bir çökelme oluşturur ve katı maddeyi oluşturur. Dolayısıyla ben çözünme çökelme tepkimesini 4 ile birleştirmeliyiz. Hemen 4'e A'yı yazıyoruz. Analiz tepkimesi ne demekti? Ayrışma demekti. Yani büyük bir parçacığın daha küçük tanecikleri oluşturması durumuydu. Onu da 2'de görüyorum. Magnezyum karbonat gibi büyük bir tanecik. Daha küçük tanecikleri oluşturmuş. Demek ki burada bir ayrışma yani analiz gerçekleşmiş. Dolayısıyla 2'yi hemen B ile eşleştirebiliriz. Yanma tepkimesi dediğimiz bir maddenin oksijenle O2 ile O2 gazıyla tepkimeye girmesiydi. Bunun da 1'de olduğunu görüyoruz. Demirin yandığını bir paslanma olayı aslında bir yanmadır diyebiliriz. Dolayısıyla 1'i de C ile eşleştiriyoruz. Nötralleşme tepkimesine gelince de suda çözmüş bir bazla bir asidin tepkimeye girerek tuz ve su yapısını ortaya çıkarmasıydı. Tıpkı 3'te gördüğümüz gibi onu da nötralleşme tepkimesi olarak ifade ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden konuları güzelce tekrar ettiğimize, bununla ilgili karşımıza çıkacak soruları çözdüğümüze göre bir de ödevlendirme yapalım. Çünkü işimiz bitmedi. Sınava tam anlamıyla hazırım diyebilmemiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. O yüzden sıfırdan ona kimya kitabını hemen bir karşımıza alalım. Neler vardı neler yoktu daha iyi anlamamızı sağlayacaktır çünkü. Şöyle nereden nereye ödev? Önce bir onunla başlayalım. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesindeydik. Birinci bölümü yani kimyanın temel kanunlarını, mol kavramını birlikte geçtik ve üçüncü bölümü yani kimyasal tepkimeler ve denklemler kısmında da çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla 12'den 50'ye kadar sorumluyuz arkadaşlar. Buradan karşımıza sorular çıkacaktır. Neler var peki sıfırdan ona kimya kitabında? Az önce işlediğimiz konuları, soruları çözdüğümüz kısımları karşımıza konu anlatımı özeti olarak çıkaracak ve yanında
hemen bize anlattığı kazanımla ilgili sorularla pekiştirmemize sağlayacak. Bunu devam ettirecek bir süre, konuları anlatacak ve bölüm bittiği zaman hemen tara geç kısmıyla şimdiye kadar öğrendiğimiz kısımlarda neler varmış, neler elde ettik ve burayı gerçekten pekiştirebildik mi bunu test edecek tara geçleri geçeceğiz. Ardından bizi her kısım için, her bölüm için bunu anlatmaya ve tara geçlerle bizi desteklemeye devam edecek. Ve ünite sonuna gelirsek de ünite testleriyle bizi karşılayacak. Şimdi sıfırdan ona kimyayı tamamladıktan sonra, burada yapacağımız çalışmaları tamamladıktan sonra bir de karşımıza tak kimya kitabını alıyoruz tabii ki. Bununla da mevzuyu kökünden çözmemiz gerekecek artık. Tak kimyada nereden nereye kadar sorumluyuz peki? Hemen ona da bakalım. 13. sayfayla başlıyoruz arkadaşlar. Mol kavramı ve kimyasal tepkimeler ve denklemleri sonuna kadar. Yani 48'e kadar da buradan sorumlu olacağız. Burada nasıl sorular, ne tarz bir çalışma bizi bekliyor peki? Ondan da bahsedelim biraz. Burada da sayfalarda karşımıza bir çözümlü örnek gelecek. Yani bir kazanımla ilgili bir soruyu çözerek bize tekrardan bunu kazandıracak. Ve ardından iki tane test, bir tane boşluk doldurma, bir tane de yazılı tarzında soruyla bizim bilgilerimizi farklı tarz soruları da çözerek desteklememizi sağlayacak. Ve tabii ki bunda da yine her bölüm sonunda bizi bekleyen bölüm testleri olacaktır. Ödevimizi tamamladıktan sonra da gönül rahatlığı içerisinde sınavımıza girip yüksek notları alabiliriz arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Hemen ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve asla yorumlarda paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi bir sınav dönemi diliyorum.